Fethullahçı terör örgütü yıllardır hazırlandığı devleti ele geçirme çabalarında en uygun ortamı son 17 yılda bulmuştu. Ve zaten dediler, ne istedilerse vermedik mi dediler. Bunu direkt Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Hayal kırıklığını ifade etti. Ne istedilerse verdik dedi. Başbakan yardımcılığı yapmış bugün istişare kurulunda olan Bülent Arınç bu sefer eleştirel bir şekilde bir büyükşehir belediye başkanını başkenti parsel parsel FETÖ'ye satmakla suçladı. 15 Temmuz'a gelinen süreçte ta ki 17-25 Aralık'ta Fethullah cemaati bu iktidarın nasırına basana kadar etle tırnak gibiydiler. İlk fay kırığı dershanelerin kapatılmasıyla başladı. Ama meseleyi yine Recep Tayyip Erdoğan özetledi. Dedi ki biz aynı menzile farklı yollardan yürüyorduk. Fethullah Gülen'in yürüdüğü menzil 15 Temmuz günü belli oldu. Hepimizin vergileriyle alınmış tankı topu vatandaşın üstüne sürecek, meclisi bombalayacak kadar gözleri dönmüştü. İktidarı ele geçirmek istiyordu ve ele geçirseydi Hümeyni gibi bir uçaktan inip rejimin başına geçecekti. Bir İslam devleti kuracaktı. Cumhuriyetle hesaplaşacaktı. Recep Tayyip Erdoğan da onunla aynı menzile yürüyormuş başka bir yoldan. Şimdi FETÖ darbenin siyasi ayağı araştırılsın istedik biz. Darbe komisyonu kuruldu. Her yönleriyle araştırılsın istedik. Doping araştırma komisyonuna yetmeyen 3 ay darbe araştırma komisyonuna yetti. Recep Tayyip Erdoğan bir talimat verdi ve dedi ki kapatın bu komisyonu, raporu yazın bitsin. Ek süre istemeden kapattılar. Yazılar raporu basmadılar. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı tartışılıyor. Bu konuda elbette en çok eleştiriyi alacak olan son 17 yılın iktidarı iken eleştiri yapanlara saldırıyorlar. Saldırıyorlar ya da saldırtıyorlar. Bugün saat 16'da iktidarın küçük ortağı kendisine verilen bu görevi yerine getirecek. Ve İlker Başbuğ. Bu ülkenin genelkurmay başkanı iken FETÖ kumpasıyla tutuklanan ve cezaevinde 2 yıl 2 ay 780 gün yatan genelkurmay başkanı. O genelkurmay başkanı ki haftalık olağan görüşmelerinde başbakanla görüşüyordu. Eskiden böyle bir demokrasimiz vardı. Ve FETÖ konusunda herhalde Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok uyaran kişi odur. Herhalde FETÖ ile mücadele konusunda en son söz söylenecek asker kişilerden bir tanesi odur. Şimdi son genelkurmay başkanı, bundan önceki genelkurmay başkanı, yani bu rejim değişikliğiyle o gece üniformayı çıkarıp takım elbise kravatı telaşla takan partili genelkurmay başkanının silah arkadaşları diyor ki, su uyur, Hulusi akar. Kim başta olursa olsun Hulusi akar, ilerler diyor. Öyle de oldu. FETÖ'cülerle birlikte yürüdü, büyüdü, büyüttü. Ama İlker Başbuğ FETÖ'cülerin hedefi oldu. FETÖ İlker Başbuğ'dan memnun olsa İlker Başbuğ'un başına bunlar gelir miydi? İlker Başbuğ'un dediklerini dinleseniz sizin başınıza bunlar gelir miydi? Bu darbe gelir miydi? Bugün çıkmışlar. Önce geçen hafta Ömer Çelik hadsizce özür dilemeleri gereken, biz FETÖ'ye aldandık özür dilediler ya, milletimden özür dilerim. O milletin içinde bu İlker Başbuğ yok mu? Haksız yere 780 gün içeride yattı. İlker Başbuğ'a sert eleştirilerde bulundu. Bugün de çıkmışlar, milletvekillerime talimat vereceğim, İlker Başbuğ hakkında davalar açılacakmış. Kardeşim, insanda biraz utanmak olur, sıkılmak olur. İlker Başbuğ basit hesapla bu adalet terazisinde bir carisi varsa bunun 780 gün alacaktı sizden ya. Basit hesapla 780 gün alacaktı. Onurlu bir meslek hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçmiş. İlker Başbuğ FETÖ'yle tehlikeyi dikkate çekmiş. Bunları senin FETÖ'cülerin ihbar etmiş, istihbarat etmiş, ihbar etmiş. İlker Başbuğ kumpas kurmuşlar. Sen de bu kumpasın aleti olmuşsun. Bakın şimdi, yalana doymayan bir siyaset yürütüyorlar. Akıl almaz. 25 Haziran 2009 günü bir önerge. Komisyonda görüşülürken kanun yok bu.
O gün gündüz saati yok. Televizyon kapanıyor. Herkes uykuda. Ama bir önerge çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri. Grup başkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Vekilleri, onun vekilleri önerge veriyor. Bekir Bozdağ, Mustafa İltaş, Ahmet Aydın ve 3 milletvekili daha. Kanun teklifini veren Recep Tayyip Erdoğan, nal gibi imzası var. Altına da araya sokuşturulan önergede grup başkan vekillerinin imzası var. Kemal Kılıçdaroğlu da görüşmelere katıldı. Yalan, kuyruklu yalan. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekilidir ancak nöbetçi değildir. Bu meclisi izleyen herkes bilir ki nöbetçi grup başkan vekili nöbetçi olmadığında salonda olmaz ve yok. Ama salonda biri var. Grubun başında Hakkı Suyuakay. 25 Haziran'da görüşmeler başlıyor. 26 Haziran gece geçiriyorlar. Kanunun tümü üzerine CHP hayır oyu veriyor. Önerge, bakın, mütabakat var diyorlar. Altında imza olur. Hep biliyorsunuz. CHP'nin imzası yok, oyu yok. Ali Rıza Öztürk retoyu veriyor. Hakkı Suyuakay retoyu veriyor CHP grubu. İşare oylama tutanakta yazmıyor. CHP'ye de destek verdi diyorlar. İmza bizim değil. Oyumuz yok. Ertesi sabah Hakkı Suakay'dan açıklama. Böyle bir mütabakatımız asla yok diyor. Kelime oyunlarıyla asker kişilere sivil yargı yolu açıyorlar. Yıl 2009. Ne zaman tutuklandı İlker Başbuğ? 2012. Bu 2009'da alınan bu kararla 3 sene sonra İlker Başbuğ sivil mahkemede aynen dedikleri gibi FETÖ aldı içeri tıktı. Ben o sıralarda Genelkurmay Başkanıma sahip çıkmadım, FETÖ'ye inandım dersin. Sonra diyorlar ki Ömer Çelik açıklama yapmış, okudukça insanın tüyleri diken diken oluyor, kimlerle muhatabız. Sayın Ömer Çelik'e bir çağrı yapalım mı arkadaşlar? Gelsin bir gün. Hani 55 dakika basın toplantısı yapıyor ya, uzun uzun tadını çıkara çıkara. Gelsin bir gün istediği yerde, isterse kendi salonlarında, isterse gelsin burada eski milletvekili sıfatıyla. Bir o konuşsun, bir ben konuşayım bakalım. Bir çıkalım Ömer Çelik'le bir konuşalım ya. Diyor ki o dönemde Baykal çağrı yaptı. Hemen bakıyoruz, ne çağrısı? Baykal başbakanı göreve çağırdı, dediği bu. Diyor ki Baykal parti merkezinde yaptığı açıklamada askeri savcılığın yeterli kararını yeterli bulmayanlar belgeyi ortaya koymalıdır dedi. Bu belge değilse komplodur dedi. Devletin bir numaralı meselesidir dedi. Ve bir çağrı yaptı. Dedi ki darbelerle hesaplaşılacaksa dedi Baykal anayasanın 15. maddesini değiştirelim. Baykal'ın çağrısı bu, başka bir çağrısı yok. Anayasanın 15. maddesi 12 Eylül'ün yargılanamaz maddesini ortadan kaldırmak. Baykal'ın bu çağrısı varken sanki bu konuyu söylüyormuş gibi Baykal çağrı yaptı diyor. Baykal dün Yeni Çağ'a açıklama yaptı. Böyle bir şey yok. Mütabakatımız yok. Böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Meclis Grup Başkan Vekilimiz Hakkı Suyuakay, Kemal Anadolu, Kemal Köse her zaman çok güvendiğim siyasi dava arkadaşlarımdır. Yazınızda adı geçen Ali Rıza Öztürk'e de güvendiğim hukukçudur diyor. Diyorlar ki Baykal'ın talimatı var. Baykal diyor ki, cümle şu, darbelerle hesaplaşacaksanız anayasa 15'i derhal değiştirelim. Bu iş talimatı var Baykal'ın. Zaten sonra da anayasa 15 değişti, konu bu. Ömer Çelik, Baykal'ın darbelerle hesaplaşacağız dediğini FETÖ kumpasının işte Ergenekon'u, balyosu bilmem nesiymiş gibi bugünden söylüyor. Hepimiz biliyoruz ki de hasta yatağından Baykal yanıtlıyor, yalanlıyor. Baykal'ın ifadesi 12 Eylül darbecileriyle hesaplaşmak üzerine. Baykal, ben Ergenekon kumpasında, Ergenekon'da yargıladıklarınızın avukatıyım demiş adam. Siz de savcısı olmuşsunuz. Şimdi diyor ki Baykal'ın çağrısıyla yaptık bunu. Vallahi de yalan, billahi de yalan, küllüm yalan. Baykal Yeni Çağ dün yalanlamış. Hakkı Suakay ertesi sabah yalanlamış. CHP'nin böyle bir mütabakatı yok. Nereden de belli, son kanıt. Yani daha ne söyleyelim, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüşüz bu maddeyi. CHP'nin mütabakatı olsa bu madde Anayasa Mahkemesi'ne gider mi? Anayasa Mahkemesi'ne
AK Parti'nin son dakika önergesiyle getirdiği maddeyi götürmüşüz iptal talebiyle. Anayasa Mahkemesi reddetmiş. Kabul etse İlker Başbuğ'u tutuklayamayacaklar. İlker Başbuğ da demiş ki FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsan ben tutuklanmadan 3 yıl önce kim verdi önergeyi ona bak. Zorunuza mı gitti? Ağrınıza mı gitti? Eldeki kamu gücüyle, eldeki televizyonları, gazetelerle önüne geleni FETÖ'cülükle suçluyor. Siyasi ayağı mecliste oylamaya gelince hayır. Kurun komisyon diyoruz, hayır. Ama ne yapacak? Komisyon kurmadan kendi grup toplantısından eşek yağacak. Bu konudaki iddiaların tamamı asılsızdır. Bakın, Sayın Baykal, gelin darbelerle yüzleşecekseniz anayasanın geçici 15'ini kaldıralım dediğinde ertesi gün cevabı yapıştırmış Recep Tayyip Erdoğan. Baykal'ın önerisine sululuk demiş. Bizim böyle sululuklarla işimiz yok demiş. Ömer Çelik de diyor ki Baykal'ın çağrısı üzerine hep beraber yaptık. Baykal da darbelerle hesaplaşalım dedi. 12 Eylül darbesiyle FETÖ'nün uydurduğu sözde kumpas darbe planını falan aynı kefeye koyan bir tuhaf yalana sarılan anlayış. Ayrıca FETÖ'nün yasama organı üzerindeki faaliyetleri sadece bu önergeyle sınırlı değil ki. Ergenekon savcıları için koruma yasasını kim çıkardı? Zırhlı Mercedes yollamanı demiyoruz. Onu yolladın. Ayrıca Ergenekon savcıları için meclisten koruma yasası çıkardılar. Adamlar kendilerine zırh aldılar. Aynı 12 Eylül darbecileri gibi. Yargıtay ve Danıştay'ın üye sayısını arttırarak yüksek yargıya militan yargıçları atayıp da orada yüksek yargıyı FETÖ'ye teslim eden kim? Bu kanunu kim değiştirdi kardeşim? Biz karşı çıktık. Bir cemaate emanet ediyorsunuz dedik. Ama bunların hepsini yapanlar utanmadan, sıkılmadan hedef saptırmaya çalışıyorlar. Ha, sen yine aynı tarihi noktadasın. Buradan söyleyelim. Sen İlker Başbuğ gibi ve onun gibi nice mağdurlar varken, Balyoz'da 300 tane mağdur varken, Ergenekon'da varken, gencecik subaylara askeri casuslukta kişisel namuslarına fuş, askeri namuslarına casus lekesi sürülüp hepsi yalan çıkmışken, sırf İlker Başbuğ doğruyu söyledi diye 780 gün senden alacaklı olan İlker Başbuğ ona dava açtırıyorsan biz yine avukatız kardeşim. Cumhuriyet Halk Partililer, genel başkanımız, yine senin açacağın o davada İlker Başbuğ'u savunuruz. Siz yine FETÖ'cü savcıları savunduğunuz tarafta durun bakalım. Hiç sıkılmadan, utanmadan Ergenekoncuların yanında saf tutan savcı olanların karşısında bu ülkenin yurtseverlerini savunulacaksa biz yine bu avukatlığı yaparız. Tarih yine bizi haklı çıkarır. Kimse merak etmesin.